Sonbahardayız artık. Soğuk algınlığı, karın ağrısı ya da boğaz ağrısı gibi klinik bulgularla seyreden virüslerin neden olduğu hastalıklar, evet, sıklaştı. Sağlık kuruluşlarının yolunu tutanların sayısında da artış gözleniyor. Bu noktada akıllara gelen ilk soru, yeni bir salgın mı? TV100 muhabiri Gülay Alaca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde, konuğu da çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı Doktor Özge Kaba. Yayın sende Gülay ve konuğunda. Evet Oğuz Aksever, sizin de ifade ettiğiniz gibi sonbaharın gelmesiyle birlikte hastalıklar arttı. Ama kuşkusuz en fazla, en yoğun olan bölüm ise çocuk hastalıkları bölümü. Biz de şimdi Çam ve Sakura Hastanesi'ndeyiz. Şimdi arkamda da yoğunluğu görüyorsunuz bu arada. Hastanede genel olarak bir yoğunluk var ama aktardığım gibi çocuk bölümünde biraz daha olduğu aktarılıyordu. Bizim de şimdi konuğumuz Özge Kaba var. Çocuk hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları uzmanı. Şimdi kendisine soracağız, detayları alacağız. Efendim öncelikle yayın hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Şimdi hastanenin geneline baktığımızda bir yoğunluk var ama çocuk bölümünün biraz daha fazla kalabalık olduğu söyleniyor. Ne diyeceksiniz? Evet, çok doğru. Hem poliklinikler hem de acil polikliniklerinde okulların da açılması, sonbaharın gelmesiyle birlikte ciddi bir artış söz konusu hasta sayılarımızda. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Yeni bir salgın mı var? Aslında bu yeni bir salgın değil. Bunlar bizim yıllardır bildiğimiz virüsler. Özellikle rinovirüs diye gergedan virüsü olarak bilinen virüs. Tam olarak mevsim başlamış durumda. Bununla birlikte parainfluenza virüsler, enterovirüsler. Yani aslında adı bizlere, yani daha doğrusu sizlere çokça yabancı ama bizde çokça tanıdık olan virüsler kendini yeniden göstermeye başladı. Bu virüsleri biz korona salgını öncesinde yine görüyorduk. Bunlar yeni değiller dediğim gibi. Ama koronavirüs salgınıyla birlikte bunlar bir miktar gizlendi. Geri çekildiler ve maskeyle galiba, değil mi? Evet, aynen öyle. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına da inanılmaz bir uyumla çok çok az sayıda gördük aslında bunları. Ama şimdi biraz da maske, mesafe, temizlik kurallarının gevşemesiyle koronavirüsün eski baskınlığını kaybetmesiyle bu virüsler yeniden kendini göstermeye başladı. Peki hemen şu kritik soruyu sorayım o zaman. Koronavirüs hayatımızdan çıktı gibi bakıyoruz ama çocuklar için sorayım özellikle. Koronavirüs görülüyor mu efendim? Tabii ki hala görmeye devam ediyoruz. Aslında geliyor mu vakalar böyle? Evet, her yaş grubundan vakalarımız oluyor. Bizim hayatımızdan çıkmış durumda değil. Fakat biraz daha gribal enfeksiyona benzer bir şekilde sıradanlaştığını söylemek mümkün ama hala hayatımızda. Peki belirtileri neler? Yani biraz önce bahsettiğiniz virüsler, mesela gergedan virüsü dediniz sanırım. En çok o salgının belirtileri neler? Özellikle ateş, çok yüksek olmayan bir ateş, eşlik eden burun akıntısı, çok hafif bir öksürük eşlik eden, yine aynı zamanda başlayan belirtileri arasında. Aileler hani ekstradan yüksek ateş de görüyor, çok ciddi böyle balgamlı öksürükler görebiliyorsa o zaman altında ya da yanında başka enfeksiyonlar da olabilir. O yüzden mutlaka hastane başvurusu yapmaları gerekir. Son sorum efendim, maske takılmasını öneriyor musunuz şu anda? Evet, aslında bizler öneriyoruz. Yani koronavirüs döneminde çok sıkı kullandığımız maskenin aslında her türlü viral enfeksiyonlardan korunmada etkili olduğunu biliyoruz. O yüzden özellikle kalabalık ortamda kullanımı öneriliyor. Ama tabii bizim artık kış döneminin de başlamasıyla birlikte bakanlığımızın önerileri nasıl olacak hep birlikte göreceğiz. Peki efendim, çok teşekkür ederim. Önemli bilgiler verdiniz, değerli bilgiler verdiniz. Tekrar sağ olun efendim. Evet, Oğuz Aksever, sizin de Özge Hanım'ın da aktardığı gibi, hocamızın aktardığı gibi şu anda hastanelerde bir yoğunluk var. Bir taraftan koronavirüs hala devam ediyor. Hayatımızdan çıkmış değil ama vakalar eskisine göre kuşkusuz daha az. Bununla birlikte sonbahar salgını da devam ediyor. Özellikle çocukların arasında sıkça geziyor. Evet, Çam ve Sakura'dan aktardık. Sözü artık stüdyoya bırakalım. Şimdi sıradaki haberde küresel açıdan bakıldığında Türkiye'deki 3 büyük kentin konut fiyatları ne durumda? Şampiyonuz desek yeridir. 150 kenti kapsayan konut fiyat artışı raporunda 3 büyük kentimiz listenin zirvesine yerleşti. İstanbul, Ankara ve İzmir, Amerika Birleşik Devletleri'nin gözde sahil kenti Miami'yi bile geride bıraktı. Mega kentte %184 arttı. Onu %165 ile başkent izledi. İzmir bile %150'lik yükselişle dünyaca ünlü Miami'yi geride bıraktı. Konut fiyat artışında Türkiye, 3 büyük kentle dünya çapındaki tam 150 şehri solladı. Enflasyon %80'i aştı. Döviz kuru da tırmanışa geçti.
2022'nin başından bu yana yaşanan bu artışlar gıdadan tekstile her alana zam olarak yansıdı. Bu durumdan en çok da konut sektörü nasibini aldı. İngiltere merkezli küresel gayrimenkul danışmanlık şirketi 150 kenti mercek altına aldı. Türkiye'nin 3 büyük kenti son 1 yıldaki fiyat artışıyla listeye damga vurdu. Tüm dünyada konutların en fazla değer kazandığı kent %184,9'la İstanbul oldu. Mega kenti sıralamada başkent takip etti. Ankara'da son 1 yılda konut fiyatları %165,4 arttı. Türkiye'nin 3. büyük kenti İzmir'de listede kendine yine 3. sırada yer buldu. Ege'nin incisinde yıllık konut fiyat artışı %150,9 oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin gözde sahil kenti Miami bile İstanbul, Ankara ve İzmir'in ardında kaldı. 4. sıraya yerleşti. Sıralamada Miami'nin 4. olmasına karşın %34 ile ilk 3 sıradaki kentlerin açık ara gerisinde kalması dikkat çekti. Konut fiyatlarının en çok arttığı ilk 20 şehir arasında Amerika Birleşik Devletleri'nden 9 kent yer alıyor. Türkiye'deki şehirlerin zirvede yer almasının nedeni olaraksa enflasyonun %80'e ulaşmasıyla artan inşaat maliyetleri ve arz eksikliği gösterildi.